Arkadaşlar tekrar merhaba. Bir World of Warship savaşı daha ekliyorum. Dün bir tane eklemiştim. Bu oyunun başlangıç ekranı. Burada gemilerinizi diğer gemilerle karşılaştırma şansı var ve hangi gemiler var oyunda onları görme şansınız var. Şu anda 6 tane kruvazör, 2 tane muhrip, 3 tane zırhlı, bir tane uçak gemisi var. Bu gemileri birbirle karşılaştırabilirsiniz bu ekranda. Bu haritada benim en sevdiğim ve en şanslı olduğum harita. Bu haritada oynadığım oyunların %90'ında ekibim galip ayrıldı ve ben de birkaç tane gemi batırabildim. Her haritada bu kadar şanslı olmuyorum ama bu harita gerçekten çok şanslı bir harita benim için. O yüzden bu haritayı da oldukça seviyorum. Bakalım bu sefer şansımız yardım edecek mi? Göreceğiz. Çünkü uygunsuz bir salvo ateşine yakalandık mı geminin batma ihtimali çok yüksek. Çok dayanıksız bir gemi. Geçen sefer de bahsetmiştim bu kamikazeden. Ama adının da hakkını veriyor. Gerçekten bir kamikaze yani bu gemi. Bakalım bu sefer şansımız yaver gidecek mi? Şimdi bu gittiğimiz alanda bir daire var. Altta küçük haritada görüyorsunuz. Bu daireyi ele geçirmemiz gerekiyor. 3 tane daire var. Bu 3 tane daireyi de ele geçirmek gerekiyor. Ya da bütün gemileri batırmak gerekiyor savaşı kazanmak için. Oyuncuların becerileri tabi bu işe çok büyük etki ediyor. Çünkü oynayan oyuncuların tümü şu andaki hem bizim ekipte hem karşı ekipteki insanlar gerçek insanlar. Yani bir yapay zeka ile mücadele etmiyorsunuz. Gerçek insanlarla mücadele ediyorsunuz. Şimdi torpidolarımı gönderdim oraya her ihtimale karşı. Aslında böyle uçak geliyor bir tane. Şimdi bu uçak eğer bizi görürse diğer gemiler de görür. Aslında onlara çok yakın değiliz ama ve nihayet tespit edildik. Şimdi kaçma zamanı. Bir kruvazör var karşıda. Ateş ediyor ama adam yani ateş etmiyor. Resmen mermi tutuyor ya. Evet, iki tane mermi yedik. Bu torpidoları böyle gelişi güzel göndermek doğru değil. Çünkü oyunda hem ekip puan alıyor hem de siz kişisel puanlar alıyorsunuz. Doblon denen bir birim var. O birimden kazanıyorsunuz. Bunun için isabet oranınızın çok yüksek olması lazım. Ya da isabet oranınıza bağlı olarak puan alıyorsunuz. Öyle söylemek daha doğru olur. O yüzden böyle işte zırhlı ya da kruvazör kullanıyorsanız top atışlarınızı gelişigüzel yapmayacaksınız. Ya da benim gibi muhrip kullanıyorsanız torpidolarınızı gelişigüzel sallamayacaksınız. Çünkü boşa giden her torpido puan kaybı demek benim için şu anda. Ama bu haritaya özel bunu yapıyorum. Çünkü bu haritada bu yolla da birkaç tane gemi batırdığım için bunda puanları biraz göz ardı ediyorum. Ama bu sefer tabii denk gelmedi hiç torpido. Şu kruvazöre denk getirebilirsek bir tane dönmezse eğer dönüyor. Şimdi az önce bizi keşfeden uçak eğer akıllı bir oyuncu olsaydı bunlar oyunu kaybederler muhtemelen. Akıllı bir oyuncu olsaydı benim üstümden ayrılmazdı diğer gemiler beni batırana kadar. Çünkü o benim üstümden ayrılınca diğer gemiler de benim izimi kaybetti. Şimdi geldi ama iş işten geçti artık tabii. Şimdi bu arkamızdan gelen bir kruvazör eğer tabi çok fazla aptal değilse şu burundan çıkarken göndereceğim torpidolara yakalanır. Sadece şansımı deniyorum şu anda. Yani akıllı bir oyuncuysa oralarda bir yerlerde beklemesi lazım. Onda zaten radar varmış, beni de tespit etti. O yüzden hem beni hem torpidoları tespit etti o radar sayesinde. O yüzden çıkmayacak artık oradan belli oldu. Şimdi buradan döneceğiz ama bu gemiler öyle pat diye dönüvermiyor.
Böyle çok motor gücünü azaltarak dönmek gerekiyor. Tam güç verirseniz motora bu alandan dönemez, karaya oturur gemi. O yüzden yavaş dönmek gerekiyor. Ve gemi çok yakın bize. Eğer o bizi batıramazsa biz onu batırabiliriz. Evet, orada. Bir şekilde oradan dönmek zorunda. Kaçacak pek fazla yeri yok garibim. Eyvah eyvah. Bizim arkadaş da batmış burada. Takıldık ona. Buradan paçayı kurtarabilirsek şimdi vallahi çok iyi. Muhrip de geliyor. Muhrip hem atış gücü olarak hem dayanıklılık olarak bizden kuvvetli. Yani ondan savaşacak durum kalmadı zaten. Gücümüz yarıya indi. Yani o bizi rahat rahat batırabilir. Hatta bir de kurvazör var. Şimdi bu muhrip beni gördüğü için kurvazör de yerimi biliyor. O da bana ateş ediyor doğrudan. Canımızı kurtarabilirsek çok iyi. Aynen, yetmeyecek galiba ya. Ha. İyi, denk geldi bir tane. Şimdi öbür kruvazör beni kaybetti artık. Bu battığı için istihbarat veremiyor. Dolayısıyla diğeri yerimi bilmiyor. Ekibin, karşıda ekibin zaten bir kısmı batmış. İki gemi ben batırdım zaten. Beş tane gemileri batmış. Şimdi bu kruvazöre fazla yaklaşmak artık akıllıca olmaz. Çünkü bir atışlık canım kaldı. O yüzden uzaktan deneyeceğim torpidoları. Eğer çok hızlanmazsa belki bir iki tane torpidoyu denk getirebiliriz buna. Evet, o da kruvazöre, arkadaşa gözünü dikti. Onu batıracak. Çünkü o daha güçlü bizimkinden. Tamam. İyi, o da gitti. Şimdi alanı ele geçirebiliriz artık. Bu arada gerçekten şanslı benim için. Rakip oyunu kaybetti sayılır. 5 tane gemileri kaldı. Ha, uçak gemisi de, o bir zırh daha gitti. Evet, üstte o kırmızı ve yeşil simgeler var. 3 tane kalmış simge var. Bir muhrip, bir kurvazör, bir de zırhlı kalmış. Kırmızılardan muhrip de gitti. 2 gemileri kaldı. Dediğim gibi iyi bir ekip olmazsa eğer, düştüğünüz ekip, savaşı kazanma şansınız yok. Mesela sadece burada ben 3 tane gemi batırdım. Yani hani çok becerikli olmadıkları açıkça uçak gemisinden belliydi zaten. Uçak gemisi beni keşfettikten sonra aslında üstünde dolaşmaya devam etmesi gerekirdi. Böylece diğer gemilerin beni batırmasını sağlaması gerekirdi ama uçak gemisinin oyuncusu fazla bu konuda deneyimli olmadığı için belki de ayrıldı gitti. Öbürleri de gözden kaybettiler. O yüzden hayatta kaldık. Şimdi oyunda çok hızlı hareket etmeniz gerekmiyor. Gerçi biz şu anda bu diğer kalan iki gemiye yetişemeyiz. Yani bu onlar haritanın ta öbür ucundalar. Benim geminin hızı yetmez oraya yetişmeye ama bu arada ben size oyunla ilgili hemen birkaç tane kısa bilgi vermiş olayım bu arada. Oyunda çok hızlı hareket etmeniz gerekmiyor ama çok akıllı hareket etmeniz gerekiyor. İsabet oranınızın yüksek olması gerekiyor. Mesela torpido veya top atışı yaparken attığınız mermilerin ulaşacağı yerin o geminin ulaşacağı yer olması gerekiyor. Yani gemiye doğrudan nişan alıp gemiye ateş ederseniz mermiler ya da torpido geminin çok arkasında kalır. Çünkü sizin torpidolarınız oraya varıncaya kadar o gemi de hareket ettiği için yer değiştirmiş oluyor. Dolayısıyla buna dikkat etmeniz gerekiyor oynarken. Tabi bu zaman içinde tecrübeyle kazanılabilen bir durum. Oyun ekipleri eşleştirirken
atış yüzdesi yüksek olan, yani isabet yüzdesi yüksek olan oyuncularla zayıf oyuncuları bir araya getirerek bir denge kurmaya çalışıyor. Tabi bunda her zaman çok başarılı olmuyor. Bazen savaşlar çok uzun sürüyor. Şimdi kısa sürdü mesela. Her zaman başarılı olduğu söylenemez ama böyle olunca tabi mesela siz çok başarılı olduğunuzu düşünseniz bile çok zayıf bir ekibe denk geliyorsunuz. Mesela benim 3 savaştan bir tanesi ortalama olarak iyi bir ekibe denk geliyor. 3 savaştan 2 tanesinde çok zayıf bir ekibe denk geliyorum. Zayıf bir ekipten ziyade oyuncuların hem becerikli olmamaları, deneyimli olmamaları hem de korkak olmaları oyunun kaderini değiştiriyor. Mesela 4-5 kişi bir alanı ele geçirmeye gidiyoruz peş peşe 4-5 gemi. Tam ben alanı ele geçirmeye başlıyorum. Karşıdan 3-4 tane gemi çıkıyor. Ateş etmeye başlıyorlar. Bakıyorum benimle beraber gelen diğer 4 gemi dönmüş geriye kaçıyor. Tabi öyle olunca 4-5 tane gemiyle Etti beni. tek başınıza kalıyorsunuz. Böyle bir durumda da şansınız yok denecek kadar az. Yani tek bir gemiyle o kadar geminin içinden çıkmak mümkün değil. O yüzden hem savaşı kaybediyorsunuz hem de siz kendiniz şahsi puanlarınızı kaybediyorsunuz. Ama genel olarak oyun hem stres atmak açısından hem keyif açısından son derece iyi bir oyun. Onu söyleyebilirim. Şimdi oyun bitti. Bir bitiş ekranımıza bakalım aldığımız puanlara. Mesela boşa attığım torpidolar vardı. O yüzden ikinci sıraya düştüm. O kadar torpidoyu boşa atmamış olsaydım isabet oranı yüksek olduğu için daha fazla puan alacaktım. 3 gemi batırmış olmama rağmen ikinci sıradayım. Dolayısıyla boşa atış yapmayın. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın.